Şimdi buradan kadına şiddet konusuyla devam edeceğim. Şimdi malumunuz toplumda ciddi bir kanayan yara ve henüz çözüm bulunamadı. Bu konuda imza atılan bir sözleşme var. Avrupa'da Avrupa Konseyi'ne üye 34 ülke tarafından imzalandı ve 2011 yılında da İstanbul Sözleşmesi olarak gündeme geldi. Kadına türlü her türlü ayrımcılığı yok etmek üzerine aile içi psikolojik, ekonomik şiddet gören, fiziksel şiddetin, cinsel istismarın önlenmesi konusunda ensest, namus cinayetleri, zorla hamilelik, zorla kürtajın önüne geçilmesi konusunda, kişilerin tecavüzcüsüyle evlendirilmesi konusunda İstanbul Sözleşmesi bir dayanak noktası olarak halkın önüne çıktı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganı da pek çok kadın kuruluşu, hatta kadın dostu, erkek zihniyet tarafından da desteklendi. Fakat diğer taraftan sizin buna karşıt bir görüşünüz var. 7 Ağustos'ta basına yansıyan açıklamanızla devam etmek istiyorum. Diyorsunuz ki manevi tahribatı önlemek, sağlıklı toplumun sigortası olan aile müessesesini korumak devletin en öncelikli görevlerindendir. Bunun için de devletimizin İstanbul Sözleşmesi'nin altında bulunan imzasını acilen çekmesi gerekir diyorsunuz. Hatta bir kitapçınız var. Sanıyorum bu kitapçık insanı, aileyi ve toplumu yıkmak için atılan adımlar kitapçığı bu sanıyorum. Elinizdeki kitapçık da İstanbul Sözleşmesi'nden burada özel üretilmiş zehir diye bahsediyorsunuz. Şimdi peki madem İstanbul Sözleşmesi'ni böyle algılıyorsunuz, önce bununla ilgili sebeplerinizi öğrenmek istiyorum. Kadına şiddetin son bulması için sizin önerilerinizi merak ediyorum. Sağlıklı, mutlu nesillerin devam edebilmesi için sizin eylem planınız nedir? Kadına karşı şiddetin son bulması için sizin partinizin önerisi nedir? Soru gelsin. İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşısınız? İstanbul Sözleşmesi bir defa dayanmış olduğu paradigma dolayısıyla sıkıntılı bir sözleşmedir. Nedir o paradigma? O paradigma toplumsal cinsiyet paradigması ve aynı zamanda bu 1940'lı yıllarda Alfred Kinsey denilen bir zoolog ve doktor olan bir insanın Rockefeller Vakfı'nın finansmanıyla cinsel yönelim diye bir teorisine dayanıyor. Ve bu felsefeciler, psikiyatristler, zoologlar, bu felsefeyi ortaya atanlar, bu düşünceyi, bu kavramı ortaya atanların birçoğu da biseksüel, eşcinsel insanlar. Örneğin bu Alfred Kinsey, efendim pedofili, efendim eşcinsellik, ensest ilişkiler, zoofili, çok affedersiniz, nekrofili gibi bir takım sapkınlıkların insanın doğasında olduğu, normal olduğu, birisinin canına kastetmedikten sonra, rızasıyla olduktan sonra bunlar zaten herkesin, toplumda herkesin içinde olan içgüdüler olduğu ve serbest bırakılması gerektiğini Cinsel Yönelim Teorisi kitabında, Kadın insanında Cinsel Davranışlar, Erkek insanında da Cinsel Davranışlar kitabında ifade etmiş. Şimdi toplumsal cinsiyet dediğini burada zaten 12'ye 1 maddesinde söylüyor. Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olarak tedbirler alınmadı. Bir tane Fransız, bir başka adam burada ismini şimdi unutuyorum her seferinde, felsefeci Simone Beauvoir, 49 yılında biseksüel bir adam, bu da toplumsal cinsiyet teorisini ortaya atanlardan. Diyor ki efendim doğuştan getirdiğin cinsiyetinin bir önemi yok. Zaman içerisinde başka cinsiyetin rollerini benimseyebilirsin. 3 sene bir cinsiyetin, 5 sene diğer cinsiyetin rolünü benimseyebilirsin. Burada bir geçişkenlik vardır. Ve bunu müfredata alalım. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesini hayata geçirelim diye bu sözleşmenin uygulanması tarafı var. Bir diğer tarafı da şiddeti engellememiş. Bakın bunun toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Ve dünyada, Avrupa'da veya kadına en yüksek şiddet oranı Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırması ve dünyada en çok tecavüz, 50 bin tecavüz de Finlandiya'da gerçekleşiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği tecavüzü, şiddeti uygulasa orada engellerdi.